Yeni bir Basın Kulübü programından merhabalar değerli izleyiciler. Basın Kulübü Her Köyde Bir Haber Var programıyla tekrar karşınızdayız. Bugün sütçülerin aşağı Yaylabel köyündeyiz. Çok zor bir coğrafyada bulunuyor bu köy. Şu karşıki dağların hemen eteğinde görüyorsunuz batı taroslar karla kaplı. Ama artık karlar erimeye başlamış. Kenarda su şeklinde şu an derelere akıyorlar. Bakalım aşağı Yaylabel'de bizi neler bekliyor. Şimdi gideceğiz. Oradaki hayattan kesitleri birlikte paylaşacağız. Basın Kulübü'nden merhabalar. Basın Kulübü Her Köy'den Bir Haber Var programı bugün sütçülerin aşağı Yaylabel köyüne konuk oluyor. Aşağı Yaylabel'de çok muhteşem bir karşılama var yine. Biz şimdi aşağı Yaylabel'i tanıtacağız. Görüyorsunuz köyün halkı burada. Amcaları, abileri, kardeşleri burada. Ben biraz daha adımlayayım. Şimdi size göstereceğim. Tabii masalarda bakın aşağı Yaylabel gözlemesi var. Yine kuru fasulyesi çok meşhurdur aşağı Yaylabel'in. Gördüğünüz gibi kuru fasulye de masada duruyor. Hemen yanın başımızda da gözleme açan kadınlar var. Gözleme açan bayanlar var. Kolay gelsin. Hoş bulduk teyzem, nasılsın, iyi misin? İyiyiz şükür. Düşüyordum neredeyse. Saç böreği mi oluyor artık bu? He. Neyle yaptın? Maydanoz, çöker, ıspanak. Maşallah. İşte bu ya, hayat bu işte. Yani aşağı Yaylabel'de burada yaşanır. Biz çok zor geldik buraya. Nasıl bu yollar böyle? Biz uzak. Çok uzak burası. Hastamız olsun, nemlemiz olsun, yetiştirmeye çok uzak. En çok o noktada zorluk yaşıyorsunuz yani. Çok zorluk çekiyoruz. Gözlemeyi de yakmıyoruz değil mi bu arada sohbete dalıp? Şimdi ben ayrılıyorum kısa süreliğine. Buraya tekrar geleceğiz. Ondan sonra bu gözleme nasıl yapılıyor bize bir anlatacaksınız, tamam mı? Tamam. İşte içine ne katıyorsunuz, hamurunu nasıl açıyorsunuz, bize bu gözleme kültürünü bir anlatın. Biraz bitiyor mu? O zaman önce gözlemeyi. Enes, kameraman gel, gel kameraman. Evet, şimdi gözleme nasıl yapılıyor? Aşağı Yaylabel gözlemesinin diğer gözlemelere göre farkı nedir? Kalitesi nedir? Şimdi öğreneceğiz. Tabii bir bayan olarak Melike öğrensin bakalım gözleme nasıl yapılıyor. Daha çok onun işine yarayacak çünkü bu bilgiler. Biz de dinleyelim. Kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi bana biraz bu gözlemeyi nasıl yaptığınızı anlatabilir misiniz? Gözlemeyi hamurunu yoğuruyoruz sabahtan. İşte açıyoruz. Açıyoruz. İçine maydanoz, pırasa, ıspanak, çökele karıştırıyoruz. Yapıyoruz böyle. Evet, yapalım. Melike yap bakalım duyduğun, aldığın bilgileri hemen test edelim, hemen deneyelim. Bakalım yapabiliyor mu? Evet. Tamam, Melike evde kaldı. O konuyu hemen kapatalım. Çünkü olmadı, açamadı. Yufkayı parçaladı şu anda. Düzeltmek için de çok yoğun bir çaba sarf ediliyor. Ama pek düzeleceğe benzemiyor. Çünkü çok kötü açtı.
aslında nasıl açılması gerektiğini şu an görüyoruz. Gördüğünüz gibi kitap gibi açılıyor. Sizi tanıyalım. Hatice. Hatice Hanım, siz Yayla Beldesiniz. Evet, yani. Burada yaşıyorsunuz. Evet, burada yaşıyoruz. Saç böreği mi bu, gözleme mi şimdi? Saç böreği. Burada saç böreği mi diyorlar daha çok? Evet. Gözleme demiyorlar yani. Gözleme de diyorlar. Saç böreği de diyorlar yani. Her evde yapılır mı bu? Yapılıyor. Anlatın bize biraz ya. Ekmek, ekmekten sonra genelde. Ekmekten sonra derken siz ekmeği de kendiniz yapıyorsunuz, evet. Öyle mi? Ekmek bittikten sonra yapıyoruz. Şu an teyzemiz de gördüğünüz gibi ne yapıyor? Meze yapıyorum. Meze mi deniliyor adına? Meze denir. Yani hamuru... Böreğin mezesi. Yani siz burada şimdi hamuru önce una, bu leğen içerisinde unluyorsunuz. Mayalıyoruz. Börek yapacağımızı, gözleme yapacağımızı. Ondan kerip öyle meze yaparız. Yufka açarız, böreğini yaparız. İlk aşaması bu ama. İlk aşaması bu. Ondan sonra da gördüğünüz gibi hamur açılıyor. Hamur açıldıktan sonra içi buranın kendi ürünleriyle dolduruluyor. Hafif de biraz yağ sepiyorlar gördüğüm kadarıyla. Daha sonra da burada gördüğünüz saçın üzerine geliyor ve saç böreği olarak sofralara getiriliyor. Aşağı Yayla Bel'de bizim gözleme, buranın ise saç böreği. Aşağı Yayla Bel'de sadece kuru fasulye ve saç böreği yok. Gördüğünüz gibi balık da var. Zaten burası balık popülasyonu yönünden zengin bir yer. Çünkü birçok akarsu ve ırmak burada bulunuyor. Bu coğrafyada bulunuyor. Suyun gözü alabalık telsizlerinden bugün buraya getirilmiş bu gördüğünüz balıklar. Alabalıklar tavada şu an kızartılıyor. Yanında da közün üzerinde tabii çay da var. Biraz sonra içeceğiz. Aşağı Yayla Bel'e geldik ve Aşağı Yayla Bel'de bize fasulyenin buranın çok güzel olduğunu söylediler. Buranın fasulyesi mesela siz pazardan aldığınız 6 lirayken Aşağı Yayla Bel'in fasulyesi 10 lira. Şimdi sizi bir tanıyalım. Biraz bu fasulyeyi nasıl yaptınız? Konuşalım. Önünden soğan doğrarız. Yağını kızartırız. Salçayı, yağı kızarttık yeri salçayı koyarız. Ardından biberi koyarız. Onu birazcık da kızarttık yeri üstüne fasulyeyi dökeriz. Birazcık kavruklarız. Kavrukladık yeri tuzunu koyarız. Suyunu koyarız. Koyduk ketten yeri kıvamına gelesiye kaynatırız. Kaynatımı kıvamı geldi mi indiririz, servise hazır olur. Peki neden siz bizim fasulyemiz çok güzel... Bir dakika kestik, ben yanıyorum şu an. Az önce tencerenin yanından kaçtık, yandık çünkü. Şimdi burada konuşmamıza devam edelim. Şimdi siz diyorsunuz ki bizim fasulyemiz çok güzel, en güzel fasulye bizim. Neden peki, niçin sizin fasulyeniz çok güzel? Yani bizim fasulyemiz organik, köyümüzde kendimiz işliyoruz fasulyeyi. Kendimiz ekip dikiyoruz, yani olduktan geri yoluyoruz fasulyeyi. Ondan geri dövüyoruz, çıkarıyoruz fasulyeyi, savurup yeme şeyine getiriyoruz. Temizleyip, eleyip, ayıklayıp yeme şeyine getiriyoruz. Gördüğünüz gibi Yayla Bel'de aslında her şey organik. Bütün burada yaşayan insanlar yediklerini tamamen kendileri üretiyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi gözlemede, balıkta, saç böreğimiz, ondan sonra fasulyemiz de şu an sofraya geldi. Biz de sonuna bakıyoruz. Benim ilgi alanım balık olduğu için ben balığı tercih ettim. Melike zannedersem saç böreği. Nasıl Melike? İyi buldun mu saç böreğini? Çok lezzetli, harika.
Yapanların eline sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş. Zaten bizim kameraman arkadaşımız Enes şu an içi gidiyor. Şu an kendisi henüz tadına bakamadığı için. Ben onu çok fazla bekletmeyeyim. Biz önden baktık tabii ki tadına, test ettik. Aşırı yayla belde gerçekten hem güzel, karşılama çok güzeldi. İnsanı duygulandırıyor. Hem de köyün bu alanda özellikle yöresel yemeği konumunda, çünkü balık da olsun, saç böreği de olsun, ön plana çıkması noktasında, tanıtım noktasında biz de katkı koyabilirsek ne mutlu diyoruz. Herkese afiyet olsun. Karşıdan gideysen güzel am mendil salla. Karşıdan gideysen güzel am. Anaç alabalıklar havuzdan çıkarıldı. Az önce bize ikram edilen alabalıklar işte bu havuzlardan geldi. Bekir Bey bize kendi elleriyle pişirdi, ikram etti. Balıkları tekrar suya atabiliriz. Aşağı yayla bel, Sütçüler sınırları içerisinde muhteşem bir coğrafya, zor bir coğrafya ama buranın suyu çok kaliteli. Şimdi buradan diyor ki, bakın Bekir Bey diyor ki, eğer buraya herhangi bir yatırımcı gelsin, fabrika yapsın, biz bu telsizde, bu topraklara da aşağı yaylabelli gençleri çalıştırmaları şartıyla vermeye hazırız diyor. Doğru. Evet, evet. Vermeye hazırız. Vereceğiz. Yeter ki fabrika gelsin. Fabrika gelsin, iş olsun yeter ki. İş olsun. Bu çok işten bir talep. Gerçekten çok işten bir talep. Ben Bekir Bey'e çok teşekkür ediyorum. Keşke bu duyarlılık her yerde olsa. Ama tabii ki burası biraz mahrumiyet bölgesi olarak bilindiği için, anıldığı için buradaki insanlar da bir fabrika için kendi topraklarını, kendi işlerini, her şeylerini feda etmeye hazırlar. Böyle bir köy çok nadir bulunur. Böyle her şeyini bir anda biz toprağımızı, arazimizi, tesislerimizi verelim diyenler çok az bulunur. İyi ki varsınız Bekir Bey. O siyah saçlarını ördüm güzelim, ördüm. O kara saçlarını ördüm. Az önce hep beraber kuru fasulyemizi yaptık, gözlememizi açtık ve hep beraber oturup afiyetle yedik. Ayrıca balığımız da vardı. Zaten Mehmet Bey bunları size göstermişti. Şimdi aşağı yayla bil hanımlarıyla beraberiz. Hanımlara bir soralım bakalım, muhtardan, özel idareden, validen ne istiyorlar? Sizin bir isteğiniz vardı sanırım. Balık havuzumun yolu yok. Balık havuzuma yol istiyorum. Başka peki, bir şey istemiyorum. Bizim de burada bir arazimiz var, onun yolu yok. Bize vermiyorlar. Muhtarımıza işte söylüyoruz. Daha bayağı 3 saat arkamızda sap getiriyoruz buraya. Gördüğünüz gibi aşağı yayla belde biraz bir yol problemi var. Asfalt istiyorum ben. Benim evim yanından yol gidiyor, mağar gözüne. Asfalt istiyorum ben, asfalt. Odun istiyorum, kömür istiyorum. Başka bir şeyiniz ne değil işte. Yetim kaldım böyle. Ameliyat oldum. Ayağım üşük. Varım gene ameliyat oldum diyeyim. Diyelim gene ameliyat oldum. Bir iş hayrım yok. Başka bir şeyim yok gayet. Tamam, son. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol kızım. Ben veremem. Ay ay ay. Koyma beni, veremem. Felek bir ayakkabı, koyma beni, veremem. Ay ay ay, koyma beni, veremem. Aşağı Yaylabel köyünde şimdi de meydanda oturduk. Okulun hemen önünde, Çukur İlk Öğretim Okulu'nun hemen önündeyiz.
köy halkı burada, köy muhtarı da burada. Aşağı Yaylabel Köyü ciddi bir mahrumiyet bölgesi diyebiliriz. Yani yaşam, gerçekten yaşam koşullarının çok zor olduğu bir yer burası. Ve biz programın başında göstermiştik. Batı Torosların eteğindeyiz demiştik. Şimdi biz bu köyü tanıyacağız. Öncelikle Sayın Muhtarım, tekrar biz bu güzel hazırlıklar için size çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ediyoruz. Böyle bir ortam bize sağladığınız için öncelikle. Köyümüz 470 civarında nüfusu var. Aslında 5000 civarında nüfusu var. İş olmadığı için vatandaşlar hep büyük şehirlere göç yaptı. Antalya'da 4'te 1 sera bakıyor. İş sahası olmadığı için. Yani köy aslında çok kalabalık bir nüfusa sahipti, evet. Ama göç verdi, öyle mi? Evet. İstihdam nedeniyle göç verdi. Evet, iş sahası olmadığı için. Burada aslında çok güzel bir suyumuz var. Ne o suyun adı? Ne? Kartol çayı. Kartol çayı. Evet, Kartol çayı. Elestaş Elektrik Santral aldı suyu, götürdü. Aşağıda elektrik üretiyor. Bu sırma su, fabrika şişeleme kuracak oldu. Ne haldense çalışma yaptı, biraz boruyu moruyu attı, kurmadı. Bir an önce gelip kurmasını istiyoruz köyümüze. Hani iş ortamıza en azından 30-40 kişiyi çalıştırmasını istiyoruz. Anladım. Yani aşağı Yaylabel'in şu an birinci öncelikli sorunu işsizlik. İşsizlik. Genç nesil kalmıyor artık. 40 yaşın 50 yaşından aşağıya genç kalmadı köyde. Aşağı Yaylabel köy muhtarı diyor ki Tarım İl Müdürlüğü veya devlet işte bize gül fidesini versin. Biz burada gülcülüğü geliştirelim. Yani güle teşvik istiyor. Gül üretimine teşvik istiyor. Mesela dikeli 3 sene oldu. Herkesten 5'er 100 birer ton çıkıyor. 1 sene 2 sene içinde 1 ton 2 ton veriyor bir dönüm yerde. Gül gördüğünüz gibi bundan böyle Sütçüler bölgesinde de üretilecek. Burada da dikilecek. Belki de yıllar sonra tıpkı Güneykent olduğu gibi bu coğrafyada Isparta'nın gül bahçesi haline dönüşecek. Yani tarım ve hayvancılıktan madem söz açıldı, devam edelim. Gülü konuştuk. Yani burada notumuzu aldık. Gül üretimi için bu köy teşvik istiyor. Doğru mu? Doğrudur. Yani nasıl bir teşvik istiyor? Fide istiyorsunuz. Fide istiyor. Sadece fidesini verip kendimiz dikeriz. Kendimiz şey yaparız. Herkes dikmek istiyor. Yani her vatandaşa sorsan hepsi de isteyecek, şurada vatandaşın hepsi de. Bu devlet için çok büyük bir yük değil. Ve nüfusu bu kadar az olan bir köy içinde zannedersem yetkililer bu çağrıya kulak verecektir ve buraya gül fidesi gönderecektir. Biz de basın kulübü ekibi olarak burada bütün köylüye söz verelim. Hatta biraz sonra Tarım İl Müdürünü bizzat ben arayacağım. Burada köy halkının yanında onlara da dinleteceğim konuşmayı. Tarım İl Müdüründen isteyeceğiz gül fidesini, bakalım verilebiliyor mu, ne yapılıyor, öğrenmiş olacağız böylelikle. Az önce muhtarla söyleşimizde söz vermiştim. Bizzat Tarım İl Müdürünü arayıp gül fidesi yönünde köyün talep olduğunu soracağım demiştim. Telefon açtım. Sayın Tarım İl Müdürümüz özel idareden kaynak aktarıldığı takdirde buraya gül fidesi gönderebileceklerini söyledi. Ardından İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ile görüştüm. Mahmut Zadeoğlu da köylünün taleplerini bizzat kendisi dinledi, not aldı ve en kısa sürede yerine getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Başka ne yapıyorsunuz burada şimdi? Başka neler var? Başka ne yapıyoruz? Bizim doğal güzelliğimiz vardı, suyumuzun gözü. Yılda 1000-1500 turist geliyordu buraya. Bu suyu gittiler, suyun gözünden aldılar, doğal güzelliğini bozdular. Şimdi bir tane turist bile gelmiyor. Hani güzelliğimizi bozdular. Şimdi gidip göreceğiz. Siz de görünce zaten hak vereceksiniz. Suyun olduğu, gözün olduğu yerden elektrik santralı aldı, götürdü suyu. Su akmıyor mu artık orada? Su akmıyor. Dereden de kırmızı benekli alabalık çıkıyordu. Önüne ızgara koymadı. Hani ızgara koyması için gidip santralda şey yapıyor, salata gibi doğranıyor çıkan balıklarda. Buraya niye aşağı Yaylabel demişler? Aşağı, aslında burada aşağı Kartoz geçiyor. Çok Poyraz estiğinden mi ne? Burada genelde Poyraz çok eser. Hani Poyraz olsa burada durmamız mümkün değildi. Ha, buranın tamam, buranın diye şimdi hatırladım. Kartoz normalde. Kartoz. Yukarı Kartoz, aşağı Kartoz denilir. Buradan
Yaylabel yeni adı yani. Evet, aşağı Yaylabel. Yukarı Yaylabel, buradan yayan 1 saat. Arabayla dolanırsak 2 saatte çıkıyoruz. Yayan gidersek 30 dakikada çıkıyoruz. Sorunun aşımı için özel idareden yapacağı bir şey yok. Zaten coğrafya uzak, 140 kilometreyiz Isparta'ya. Hani özel idarede her sağ olsun bütün şehirlerimizi yapıyor, vardık mı boş döndürmüyor. Bizim buradaki tek geçim kaynağı hayvancılık, tarım üzerine. Başka yapacağımız bir iş yok köy yerine. Hayvancılık neler yapıyorsunuz? Hayvancılık küçükbaş var, koyun, keçi, büyükbaş sığır. Genelde sığırlar Altay Dağı'da yayılır bizim. Altay Ağıl'da bakarız. Özel idare de bir şeyler yapmış buraya. Mesela şu an Kilit Parkı taşlarının üstündeyiz. Çocuk parkı var. Çocuk parkı. Ne okullarımızı, bilmem nelerimizi, neyimiz varsa yapıyor. Yollarımızı istedik mi yapıyor. Kar, mesela şimdi biz yollar açık ama kar tamamen kalkmış değil. Hemen açıldı mı kar yağdığında yolun? Açıldı, açıldı. Hemen açıldı. Sorun olmadı. Sorun olmadı. Özel idareyi bu yönde ben de kutlamak istiyorum, tebrik etmek istiyorum. Gerçekten başta genel sekreteri olmak üzere şube müdürlerine ve iş makinelerini kullanan operatörlere kadar hepsine teşekkür etmeliyiz. Çünkü bu benim bu programa başlayalı 6. köyüm. 6 köyde de yolla ilgili özellikle kar yağışından sonra bir sorun yaşanmadığını, bütün köy yollarının hızlı bir müdahaleyle açılabildiğini duyduk. Bunu hep köylüler söyledi. Yani ben kendim söylemiyorum. Bu da önemli bir şey. Çünkü bizim burada bütün köy yolları açıkken hemen civar vilayet Afyon Karahisar'da 22 köy yolu ulaşıma kapalıydı hala. O haberi gördükten sonra ben Sayın Genel Sekreter'i arayıp sordum. Isparta'da da var mı böyle bir durum dedim. Bana muhtarların listesini vereyim, ara tek tek sor dedi. Yani o kadar kendinden emin konuştu. Gerçekten de haklıymış. Bütün köy yollarını açmış özellikle. Buradan da hepsine tekrar yani devlet büyük, devlete devlet gücünü hissettirdi Isparta'da. Özellikle bu kar yağışında bir kere daha gösterdi. Devlete minnettarız diyelim. Aşağı Yaylabel halkıyla beraberiz. Çok güzel türkü söyledikleri bir amcamızla beraberiz. Bakalım amcamız bize neler söyleyecek. Şimdi bu tertibi tertipleyen bu köyümüze Isparta Sütçüler Aşağı Yaylabel köyü olarak 500 küsur nüfusumuz vardı. Nüfusumuz azaldıktan sonra tabii maddiyete dayanıyor. Şimdi başta muhtarımıza sonsuz saygı sevgilerimizi, ondan sonra size, Sayın Valim, Sayın Özel İdarem ve memurlarına saygılarımı, sevgilerimizi arz ediyoruz. Duyduk, güzel türkü söylüyor musun? Bizim için bir türkü söyler misin? Söyleyelim, dilimizin yettiği kadar. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Karadır kaşların ferman yazdırır. Bu aşk beni diyar diyar gezdirir. Lokman Ekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi kesin. Lokman Ekim gelse yaramazdırır. Yaramı sarmaya yar kendi kesin. Ben 73 yaşındayım fakat şimdi şu anda 18 yaşındayım. Şimdi 18 yaşındayım. 74 yaşındayım, 18 yaşındayım. Biz Anamas Dağı'nın eteklerinin dibinde torusların yetiştirmiş.
geçmişe sahip 300-400 senelik bir köyümüz burası. Yani 400-500 sene geçmişe dayanan bir köyümüz. Oldukça yörük köyü. Tabii ben dededen babadan oğula, ben de şimdi dede oldum. Bizden olan oğullar sizlere emanet ediyoruz buyurdu. Şimdi Türkiye Cumhuriyetimize kötü gözle bakan iş düşmanlarımız var. Allah'ım inşallah onlara, biz elhamdülillah Allah'ın kulu, peygamberin ümmetiyiz. Bunun hakkından geleceğiz. Biz vatanımız için, bayrağımız için, ezenimiz için varız. Bu düşmanlara bu Türkiye bölünmez, parçalanmaz, şehitler ölmez, Türkiye bölünmez. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayağınıza yüreğinize. Yarın benzer kömüre yardan ayrılması zararını. Biz istekleri dinlemeye devam ediyoruz. Bir amcamızın birkaç isteği varmış. Biraz onu dinleyelim. Burada bizim camimiz var. Doğru dürüst bir de imamımız yok sayılır. Camimizin de bir tane noktası var. Minaresi yoktur. Başka yerlerde her tarafta minare vardı. Bizim burada minaremiz yok. Acaba bir hayır seven, bir gönül verip de bir hayır seven bulunursa, yaptırıyorlarsa çok daha diyanetlikten mi olacak? Nereden olacaksa bir hayır seven mi olacak? Onu istiyoruz yani minaremizi. Kırarım zinciri, giderim yarın. Gördüğünüz gibi çayımız kömürde, odun ateşinde daha doğrusu kaynadı, demlendi ve şu an aşağı yayla belde odun ateşinde pişirilmiş çayı da içeceğiz. Ormanların gümbürtüsü başıma vurur. Bu köyde Mustafa bizi ilk karşıladı. Bu köye girdiğimiz andan itibaren bizim karşımıza çıkan ilk kişi Mustafa. Mustafa bizi karşıladı. Mustafa anlat bana, ne istiyorsun sen şimdi? Yol ilerim, yol istiyorum ya. Yol istiyorum. Darbaza benim. Dar mı orası? Darbaza çok çirkin. Abdullah amca şimdi bize burada olan bir sorunundan bahsedecek. Buyurun Abdullah amca. Şu anda 12 hanenin tapulu arazisi var. 100 dönüm kadar. Maalesef önünde gül dikildi. Yolu yok. Şu anda onun en mevcut yerinden 1000 metre civarında bir yol açılmasını istiyoruz. Şu karşıki dağda lambalar yanar, şu karşıki dağda. Sizi tanıyabilir miyiz biraz? Aşağıya Bel köyünün Ağzası'yım, Osman Şahin'in. Bu köyde yaşıyorum. Evet. Biraz sıkıntılarımız bizim var. Buradan... Bir dakika. Bir dakika, köpek de geliyor. Biraz sıkıntılarımız var bizimle. Yaylamızın yolu yok. Araziler var, yolları yok. Sulama şey var. Böyle topraktan kanal. Boru istiyoruz devletten, şeyden. Valimizden, cumhurbaşkanımızdan, sizin aracınızla, il başkanlarımızdan. Bir de gözümüzde alabalık çıkıyor. Bu direktmen aşağı gidiyor. Biz bunu 3 senedir dile getiriyoruz. Hiçbir şey yapılmadı. Ondan sonra buraya şey konmasını istiyoruz. Izgara. Şimdi aşağı yağ ile belden yola çıktık. Az önce hem muhtarın hem de köy halkının ifade ettiği suyun gözüne gidiyoruz. Suyun gözü biliyorsunuz bu kırmızı benekli alabalıkların, doğal alabalıkların olduğu, ancak hidroelektrik santrali nedeniyle birçoğunun telef olduğu yer.
Şimdi orayı hep birlikte göreceğiz. Bakalım oraya neler yapılıyor. Ve söylendiği gibi gerçekten oradaki manzara doğal güzelliğe dokunuyor mu, birlikte göreceğiz. Evet, şimdi suyun gözüne geldik. Araçtan iniyoruz hep birlikte. Suyu göreceğiz. Bakalım nasıl bir yer. Aşağı Yaylabel'de suyun gözüne iniyoruz. Araçlardan indik. Yaya olarak su gözüne doğru yürümekteyiz. Ben buradan görebiliyorum. Az sonra değerli izleyiciler siz de göreceksiniz. Aslında çok muhteşem bir güzellik söyledikleri yer. Ama tabii ki güzelmiş diyeyim artık. Hala güzel demeye dilim varmıyor. Çünkü elektrik santrali biraz burayı değiştirmiş. Evet, güzelliği değerli izleyiciler sizler de görüyorsunuz. Tertemiz bir su, gerçekten çok berrak. Şimdi burada Elestaş burayı yaptığında buranın suyunun aşağı gideceğini söylediğinde teminat vermişlerdir bunlar. O dönemde bunları yaptıklarında yavrunun bunlara gitmemesi için, bu mazgala yavruların gitmemesi için gerekeni yapacağız dediler. Buraya ama şu anda çok 10 santimin üzerinde mazgal koydular. Bütün yavruların da kanalda olduğunu ve fabrikadan aşağıdan çıktı öldüğü biliyoruz. Artı buradan kırmızı benekli balık. Dünyada nesli çok azalan bir balıktır. Şu anda yok olma tehlikesiyledir. Elestaş'ı biz bu konuda birkaç sefer uyardık. Tarım İlçe Müdürlüğü'ne başvurduk. Gereken yapıldı ama şu anda gene aynı hareket devam ediyor. Evet değerli, görüyorsunuz. Yavrularını görüyorsunuz. Bu alttaki alabalıkların tamamı da kırmızı benekli. Bakın ben buradan seçebiliyorum çok küçük olmalarına rağmen. İşte köy halkının kastettiği balıklar bu balıklar. Telli turnam selam götür sevgilimin diyarına. Evet, suyun gözünde az önce Mustafa Bey'in kastettiği yer, hani proje dışı diye kastettiği yer tam da burası oluyor. Gördüğünüz gibi bu iki set aslında projede yoktu diyor, doğru mu? Aynen öyledir. Şu anda bu su şuradan akması lazımdı. Bu kendi projesi, Elestaş'ın projesinde şu anda buradan su akması lazımdı. Zaten şekil olarak da görünüyor zaten. Yani kamerada görebilir yani. İki set sonradan atıldığını. Proje betonu budur. Evet değerli izleyiciler, bakın şu yosunlu bölüm var ya, proje orijinali buraya kadar, aslında bu yosunlu bölüme kadar. Şu gördüğünüz iki set ise daha sonradan ilave edildiği için su buradan akmıyor. Aşağı Yaylabel halkı bu iki setin kaldırılmasını istiyorlar. Çünkü kırmızı benekli alabalıklar, o doğal alabalıklar, dünyada artık nesli tükenmek üzere olan o balıklar buralardan kaçamadığı için az önce gördüğünüz ızgaraların, mazgalların içerisinde telef oluyorlar ve fabrikanın içerisinden ezilerek geçip ölüyorlar. Buna acilen çözüm bulunması gerekiyor. Biz hem Sayın Valimizden hem Sayın Milletvekillerinden bu konuda gerekli çalışmaları yapmasını köy halkı adına istirham etmiş olalım. Dalınmazım dert gibi. Şu an balık havuzunun hemen yanındayız. Kameraman arkadaşımız Enes Yapalıkan gördüğünüz gibi havuzdan kepçeyle şu an balık tutmaya çalışıyor. Tutabildi mi görmüyor. Tutmuş birkaç tane. Tabii havuzdan olunca balık tutması kolay oluyor. Doğrusu bunun oltayla tutulmasıdır. Ayrıca havuzdan değil göletten veya barajdan tutulmasıdır. Tabii Enes bu konulara yabancı olduğu için ancak böyle havuzlarda balık tutabiliyor. Bunları çekelim Enes'cim. Bak, zor şartlar altında çalışıyoruz burada.
Kolay gelsin. Teyzeciğim, gelin şöyle atı da getirelim. Ne yapıyoruz burada bir anlatalım. Böyle alayım ben sizi. Kameranın yanına, şuraya alacağım, şuraya. Buraya gelelim şimdi. Yukarı yayla bel bir, aşağı yayla bel mahrumiyette ikinci bak. Evet. İnanın bak. Sonu buradan sonuya gelir bak. Bizim programda da şimdi şöyle bir saniye orada hemen bir araya gireceğim. Bizim her programda bir şey kaçıyor. Geçen programda kuzu kaçtım. Bugün de katır kaçtı gördüğünüz gibi. Ya bizde bir iticilik var. Bilemiyorum yani neden. Sizi bağışla. Mehmet. Mehmet Bey, şeyin seni orada resimlerinde görüyorum ben. Şimdi hakikaten buraya basın olarak ilk defa bir bu siz geldiniz. Daha önce buraya başka basın gelmedi. Onun için çok teşekkür ediyorum. Teyzem ne istiyor dinleyelim. Bizde de ebe yok, bir inne. Ebe istiyor. Bir inne vurduracak adam yok bu köyde. Köyümüze ebe istiyor. Başka bir diyeceğim yok. Evet, aşağı yayla bel. Sağlık yönünden bir takım sorunlar yaşıyor. Devletimiz büyüktür. Buralara da gelecektir mutlaka. Ve tabii ki sizin talepleriniz, beklentileriniz, istekleriniz olabilecek. Zaten devlet sizin beklentilerinize cevap vermek için var. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılamak için var. Biz de bugün hem aşağı yayla bel muhtarıyla hem de köy halkıyla bütün bu sorunları, talepleri yerinde bizzat görmüş olduk. Basın kulübünün farkı bu zaten. Basın kulübünü birçok programdan ayıran özellik, basın kulübü hayatın her alanına temas eden bir program. Bir de burada ne yapıyoruz biz şimdi bu katırla? Biz burada çift sürüyoruz. Tere malı ekeceğiz. Tere. Sarımsak, soğan gibi, tere gibi şeyler ekeceğiz. Kendi ihtiyacımızı giydirmek için. Şimdi ise aşağı yayla belin eski muhtarı Bahattin Cihan Bey ile beraberiz. Biliyorsunuz birçok kişiye mikrofon uzattık. Şimdi de Bahattin Bey ile konuşalım biraz. Merhabalar Bahattin Bey. Merhabalar. Bugün burada nelerden bahsetmek istiyorsunuz? Biz burada kırsal kesimde oturduğumuz için burada biz hayvancılıkla uğraşıyoruz. Süt inekçiliği yapıyoruz. Keçiler kıl keçisi yapıyoruz. Ayrıca burada yeni bir sistem olarak 4,5 dönüm yaz sera yaptık. Bir 100 bin lira kadar bir yatırım yaptık. 60 bin lira kadar bir gelirimiz oldu. Genç nesil genellikle hep buradan kayboldu gitti. Burada tutunmak için ki hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yeni olarak da işte bu sera olaylarını gündeme getirdik. Gül, kekik fabrikamız var burada zaten. Arkadaşımız yaptı. Ve ayrıyeten orada gülcülük başladı şu anda. Tabii ileriye dönük eskiye nazaran daha iyi verim aldığımızı gördük. Şimdi ise Erkan Bey ile beraberiz. Kendisinin burada gül ve kekik yağı fabrikası var. Biraz da ona mikrofon uzatalım. Merhabalar, ilk önce hoş geldiniz diyorum. Aşağı Elebel köyü olarak ile 110 kilometre uzaklıkta bir bölgede yaşamaktayız. Yani ilk önce akla gelen... kırsal bölgede olduğumuz için bizim buraya ilk önce Aşağı Elebel deyince ile uzaklığından dolayı dağ köyü olarak geçiyor. Biz bu şeyi yıkmak için ilk önce kendim ben buralıyım. 60 dönüm kadar bir gül arazisi diktik. Ondan sonra dedik ki bu işe bir çaba sarf edelim. Bizim burada kırsal bölgede ne yapılır? Gül ve lavanta işini. Geçen sene 250 dönümlük lavanta fide desteği. Kendi projemle şey yaptık, başvurduk. Allah nasip ederse bu sene de tekrar gül ve fidanı desteği başvurusunda bulunduk. 250-300 dönüm kadar. Hemen hemen şu anda 1000 dönüm araziye yakın şey var, gül arazisi var. Bir ha
Her Köy'de Haber Var programının daha sonuna geldik. Bugün Aşağı Yaylabel Köyü'ndeydik. Orada çok güzel karşılandık, çok güzel vakit geçirdik. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.